Ermenistan'ın yanında Rusya ve Fransa varmış. Azerbaycan'ı Rusya ile korkutacaklarmış. Galiba bunlar iyice kafayı yediler. Türklerin korkacağını sanıyorlar. Ama merak etmeyin, hesap gününe az kaldı. Daha sizinle yarım kalan bir hesabımız var. Rusya, sorunun başından beri iki ülke arasında hakemlik yapar gibi görünse de gerçek öyle değil. Rusya, Azerbaycan'ın çıkarlarını asla düşünmez. Hatta Ermenistan, Rusya'nın kendisini koruyup kolladığına inanmış bir ülke. Rusya'nın, Ermenistan'ın Gyumri'de bir askeri üssü var. 5000 askeriyle Ermenistan'ın Türkiye ve İran sınırlarının güvenliğini sağlıyor. Yani çatışma ortamının varlığı Rusya'ya Ermenistan'da güç bulundurma olanağı veriyor. Rusya, Ermenistan'da asker bulundurarak hem Türkiye'ye karşı hem de Azerbaycan'a karşı olan tavrını net bir şekilde belli ediyor. Azerbaycan-Ermenistan gerilimi sürerken Rusya lideri Putin, ülkesinin askeri birliklerinin teyakkuz hazırlığını ölçmek amacıyla 150 bin askerin katıldığı 5 günlük dev bir tatbikat başlattı. Onlarca silah sistemi, hava aracı ve savaş gemisiyle Ukrayna sınırı yakınında düzenlenen tatbikat, Karadeniz'in yanı sıra Hazar Denizi'ne kadar uzanacak. Tatbikatta ağırlık noktalarını Karadeniz ve Kafkaslar oluşturuyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tatbikatların ciddi terörizm tehlikesinin bulunduğu Rusya'nın güneybatısının güvenliğini sağlama amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'ya bağlı Kırım Yarımadası'nı ilhak etmesi, NATO ile ilişkilerde gerilimin soğuk savaş dönemi düzeyine yükselmesine yol açmış, Moskova, NATO'nun Rus sınırına yakın bölgelerde yürüttüğü tatbikatları düşmanca niyetlerin göstergesi diye nitelendirmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, toplam 35 askeri üs ve 17 deniz üssünde 56 taktik tatbikat gerçekleştireceğini, ayrıca 27 bine yakın askeri araç ve ekipman, 414 savaş uçağı ve 106 savaş gemisinin sürpriz denetimlere tabi tutulacağını açıkladı. Tatbikatların sonbahar için planlanan kapsamlı Kafkas 2020 tatbikatına hazırlık işlevi de göreceği bildirildi. Tatbikatlara ağırlıklı olarak Rusya'nın güneybatısında konuşlu kara kuvvetlerinin katılacağı, ancak ülkenin diğer bölgelerinden hava unsurlarının da katkı sağlayacağı kaydedildi. Deniz tatbikatlarının da Karadeniz'in yanı sıra Hazar Denizi'ne kadar uzanacağı, Kuzey ve Pasifik birliklerinden unsurların da katılacağı bildirildi. Tam da Ermenistan-Azerbaycan savaşı sırasında yapılan bu tatbikatla Rusya sizce hangi ülkelere mesaj verdi? Bunun cevabını gelin yorumlarda tartışalım. Şimdi olaylara daha yakından bakmak için İbrahim Karagül'ün yazısını sizlere aktaracağım. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırısında Tümgeneral Polat Haşimov, biri albay, ikisi binbaşı, 8 Azerbaycan askeri şehit oluyor. Ardından Azerbaycan-Ermeni mevzilerini vurmaya başlıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaş halindeyiz diyor. Saldırının yapıldığı yer, sınır çatışmalarının yaşandığı yerlerden değil, Karabağ ve işgal altındaki diğer Azerbaycan toprakları ile ilgili çatışmalardan biraz daha farklı görünüyor. Saldırı, Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattının hemen yanında Tovuz ilinde gerçekleşti. Bu da gösteriyor ki mesele sadece Azerbaycan-Ermenistan'la sınırlı değil. Erivan yönetimi burada bir tetikçi durumunda. Birileri onu kiralamış, harekete geçirmiş, Azerbaycan ve Türkiye'ye bir mesaj vermek istemiş. Bu birilerinin Rusya, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri olduğu açıktır. İran'ın Ermenistan'a kesintisiz desteğini söylemeye bile gerek yok. Ermeniler Azerbaycanlı topraklarını işgal ederken İran, Rusya ile birlikte hareket etti ve Ermeni işgallerine destek verdi. Nüfusunun neredeyse yarısı Azerbaycanlı olan İran, bu iç meseleyi Ermenileri destekleyip Azerbaycan'ı zayıflatarak kontrol altında tutmayı deniyor. Saldırının bu boyutu iyi okunmuş olmalı ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, Türkiye bütün kurumlarıyla Azerbaycan'a tam destek açıklamaları yaptı. Desteğin de ötesinde, biz birlikteyiz, tek ülkeyiz sözleri kullanıldı. Erdoğan, tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz, dedi.
Aliyev savaş halinde izlerken Erdoğan bu açıklamayı yapıyorsa saldırı Türkiye'ye de yapılmış demektir. Türkiye saldırının sadece Azerbaycan'a değil kendisine de yapıldığını Türkiye'deki Ermeni lobisinin ağır baskılarına rağmen çok iyi anlamıştır. Çünkü Türkiye artık bu lobilerin etkisinden kurtulmuş, kendi zihin haritasını oluşturmuş, coğrafyaya bakışını kökten değiştirmiştir. Bunun sonuçlarını Suriye'de ve Libya'da görüyoruz, Akdeniz'de görüyoruz. Terörle mücadele mantığının değişiminde görüyoruz. İç güvenlik ve coğrafyayı etkisi altına alan jeopolitik akıl değişiminde görüyoruz. Öyle görünüyor ki bu köklü değişimi Kafkaslar'da da göreceğiz. Artık Kafkaslar'da, Karabağ meselesinde, işgal altında tutulan Azerbaycan toprakları meselesinde her şeyi Batı'nın inisiyatif alanında görme politikaları terk edilecektir. Bizler Batı'nın, Avrupa'nın kurduğu bütün masalarda kaybettik. Eğer o masalara güvenmeye devam etseydik, bugün Libya'da olmayacaktık. Akdeniz'de boğulacaktık. Terör şehirlerimizi vurmaya devam edecekti. Ermenistan'ı Azerbaycan'a saldırtan güçler, Türkiye'nin askeri reflekslerine göre oyun kuruyorlar. Bu oyunda İran kaybeder, Ermenistan kaybeder, Rusya kaybeder, Birleşik Arap Emirlikleri kaybeder. Şunu biliyoruz, Türkiye'yi durdurma projesi bir Batı projesidir. Onlar tarafından geliştirilip pişirilmiştir. Bütün terör örgütleri bu yönde seferber edilmiştir. Bu amaçla Türkiye'ye karşı bir Arap cephesi kurulmuştur. Projenin Arap dünyasında başını Birleşik Arap Emirlikleri çekmektedir. Suudi Arabistan'ın bölgesel gücü de bu amaçla harekete geçirilmiştir. Aynı proje şimdi Rusya'ya ve İran'a da ihale ediliyor. Rusya bu tuzağa düşer mi? Batı ve bağlı kuruluşların bugüne kadar en büyük mücadelesi Türk-Rus çatışması çıkarmaktı. Bunu Suriye'de denediler, şimdi Kafkaslar'da mı deneyecekler? İran'ın Türkiye'yi durdurma tuzağına kolayca düşebileceğini düşünüyorum. Azerbaycan'a karşı Ermenistan'la ortaklığı bunun en önemli harcı olabilir. Fransa ise Akdeniz ve Libya'da kaybettiği savaşı Kafkaslara taşıyarak Türkiye'den intikam almaya çalışıyor. Türkiye, Libya ve Suriye'de mücadele ederken, Akdeniz'deki kuşatmayı yararken bir anda doğuda cephe açmaya çalışıyorlar. Ankara'ya onları bırak, doğuya dön diyorlar. Azerbaycan'a saldırarak Türkiye'nin hem duygusal hassasiyetini kaşıyorlar hem de jeopolitik aklını karıştırmaya çalışıyorlar. Türkiye istediği anda Ermenistan'ı nefes alamaz hale getirir. Türkiye, İran ve Rusya'nın Ermenistan'ı kullanarak Türk dünyasını birbirinden ayırmaya dönük planlarının ve uygulamalarının gayet farkındadır. Karabağ ve diğer Azerbaycan topraklarının işgalinin ana sebebi budur. Orta Asya bağlantısını kesmektir. Rusya'da ve İran'da rejimler değişse bile bu politika hiç değişmemektedir. Türkiye, Akdeniz'de de Kafkaslar'da da aynı anda mücadele etme kabiliyetine ve aklına sahiptir. Çünkü bu alanlarda çok derin bir siyasi geleneği hafızası vardır. Eğer bu ülkeler Rusya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran Ermenileri kullanarak Azerbaycan'ı istikrarsızlaştırmaya, Türkiye'yi doğudan çevrelemeye devam ederlerse etkisi bütün bölgede hissedilecektir. Dağıstan ve Kuzey Kafkasya, İran Azerbaycan'ı bu etkiyi derinden hissedecek, istikrarsızlık o bölgelere yayılacaktır. Rusya lideri Putin'i Suudi Arabistan'ın düştüğü tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Muhammed Bin Zayed'in elini attığı her yer felakete sürüklenmiş, kendisi bile hiçbir yerde sonuç alamamıştır. Baye şimdi Türkiye ile hesaplaşmasında Ermenistan'ı kullanmaya, Rusya'yı hareket ettirmeye çalışıyor. Ermenistan'a para, Rusya'ya akıl vermeye kalkıyor. Baye'nin bölge genelinde bu jeopolitik hedefleri tutturacak ne aklı ne de kabiliyeti vardır. Putin'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden yararlanma düşüncesi ise bir ucuzluktur. Kaybedeceği şeyler kazanacaklarından çok daha fazla devasa ölçekte olacaktır. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya'da, Yemen'de, Suriye'de yürüttüğü pis işlere bakınca, Muhammed Bin Zayed'in terör trafiğine bakınca, Azerbaycan'da çok daha kirli işlere bulaşacağını şimdiden söyleyelim. Darbe ve iç istikrarsızlık için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Azerbaycan'ı sürekli savunma pozisyonunda tutmaya çalışıyorlar. Bu, aynı zamanda Bakü'ye çıkış yolunu da gösteriyor. Azerbaycan savunma psikolojisinden çıkmalı, gücünü fark etmeli, daha agresif bir yol izlemelidir. Türkiye bütün kuşatmaları bu değişimle yardı. Bakü'de böyle bir zihinsel, doktriner değişime gitmelidir. Uluslararası toplum ne der cümlesi artık geçmişte kalmıştır.
Artık oyun öyle oynanmıyor. Artık kim ne yaparsa o kadardır. Kim nereye uzanırsa orası kadardır. Zor oyunu bozar dönemindeyiz. Küresel ölçekte hiçbir masa, üst yapı kalmadı. Dar ölçekli dayanışmalarla, ortaklıklarla iş yürütülüyor. Ermenistan, başka ülkelerin taşeronluğuna, ihalesine, tetikçiliğine talip olursa küçülecektir. Rusya, Kafkaslar'da eski oyunu oynarsa sadece Güney Kafkasya değil, Kuzey Kafkasya'ya da karışacaktır. İran, Erivan'la dayanışmasını Azerbaycan'ı yıpratmak için kullanırsa Güney Azerbaycan bir şekilde hareketlenecektir. Birleşik Arap Emirlikleri, Kafkaslar'da da Türkiye'ye karşı oyun kurmaya çalışırsa bedelini evinde ödemesi kuvvetle muhtemeldir. Türkiye nefes aldıkça Azerbaycan yalnız bırakılmayacaktır. Tovuz'daki saldırı sadece Azerbaycan'a değil Türkiye'ye de yapılmıştır. Türkiye-Azerbaycan savunma ortaklığı bu gerçek üzerinden yürütülecektir. Azerbaycan savunması vatan savunmasıdır. Siyasi kimliğimiz ve bilincimiz budur. Jeopolitik aklımız da savunma stratejilerimiz de böyledir. Unutmayın, bizim için vatan çok geniş bir kavramdır. Tarih döndü derken basit bir hamaset yapmıyoruz.